Gülsüm Hanım, ellerine sağlık. Çok güzel oldu Harry Potter atkısı. Bir gence gitsin lütfen, bir de fotoğraf istiyorum bununla çekilmiş. Kime gittiyse. Kız ya da erkek fark etmez. Hadi bakalım Harry Potter'lar, görelim sizi. Bir bere takma yarışması olsa yakışma birinci olursunuz. Kesin. Maalesef öyle bir yarışma yok. Evet, yok. Gece gideceksiniz, bir siyah elbiseniz var. Şıkırtı pıkırtı üstünüze hemen şunu. Yani yeni çıktı bunlar. Hem etek hem şal. Vay 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 vay. Saçı böyle bir jöleleriz. Şöyle bir güzelce arkadan bir toplarız. Onu da üstüne koyarız. Ki siyah ceketini. Haydi. Bir Tahiti şeyine geçerdim burada. Programın ilerleyen bölümlerinde görüşmek üzere. Evet, çok tatlı bir konuğum var. Epeydir bu konu bende ama sana ulaşamadım diyeyim. Benim hatam, benim gecikmem. Çok yoğunluk var gerçekten. Hem kendi şahsi yoğunluğum var bu ara, hem de programla ilgili bir hayli konularımız var. Seval Örgün, evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seval Örgün burada bugün örgülerini örecek bize. Bana bir çanta yolladı geçenlerde sevgili Aslı'yla birlikte. Kermes yaptığımız gün, onun için geçti diyorum. Yaklaşık bir ay falan oldu değil bir mi? Ay oldu. Bekledin mi? Doğruyu söylediniz. Bekledim. Bekledim diyor. Önce neler yapıyorsun hemen söyle. Daha önce bu işi mi yapıyordun, başka bir şeyler mi yapıyordun? Biraz seni tanıyalım. Öncelikle ben şu an özel bir şirkette teknisyen olarak çalışıyorum. Hı-hı. Yıllardır çalışma hayatım içerisindeyim. Örgü benim için hani ekstra da yaptığım bir şey ama evde kalmayı, boş kalmayı sevmeyen birisi olduğum için İşsiz kaldığım zamanlarda, çalışmadığım dönemlerde mutlaka araştırmalara girip çantaya o şekilde başladım mesela. Ama örgü hep hayatımızın içerisinde olan bir şeydi. Annemle başladık. Anneme buradan çok teşekkür etmek istiyorum ayrıca. Çünkü örgüyü tanıştık. Peki biliyor muydun örgü örmeyi? Annemin sayesinde öğrendim. Çünkü annem yıllardır kazak, yelek, bebekler için, yetişkinler için, patik, oya tarzı her şeyi örebilen birisi. Annenin adı ne? Nazife. Nazife. Evet. Nazifeciğim. Ellerine sağlık. Vallahi bak, bir altın bilezik vermişsin kızına. Sen de var mı çocuk sizde? Yok çocuk. Çocuk yok. Yani inşallah herkes böyle birbirine ya da bir gence el verebilirsin sen de. Evet. Böyle elden ele gidecek. Şimdi bana bu çantayı gönderdi. Birkaç gün pakette durdu. Yani baktım içinden. Fakat bazen bakmaya bile bir şey olmuyor. Sonra aldım eve gittim. Evde... Yatak odamda böyle asılı duruyor. Arayacağım seni arayamadım, arayacağım seni arayamadım. Hani her şeyin bir zamanı, bir kısmeti vardır dedim. Alalım, çok güzel bir çanta. Kullanımlı dedim sabahleyin Instagram'a koyarken. Kullanımlı olması bir çantanın çok önemlidir. Çantamız bu arkadaşlar. Bakın, büyüklüğü, içinin aldığı şeyler... Çok şeyler alabilir. Bakın içi. Şurada cepleri olması. Şurada bakın. Çok güzel cepleri var. Burada. İçine seçtiğin kumaş. Özellikle dedim anneler için. Sen de öyle düşünmüşsün, evet, galiba. Anneler için çok kullanışlı bir çanta. Genişliği. Yani biberonu koy, bezini koy. Şöyle çantanın ağzı dar olursa annelerin kullandığı çantalar. Hele şurada çıt çıtları var. Açılıyor. Güzel mıknatıslı çıt çıtları var. O çok rahat oluyor. Biz de çocuklardan biliyoruz. İçinde bir şey aramanın kolay olması lazım. Mesela şuraya biberon koy. Çocuğun çok kullandığı bir şeyi koy. Diğer şeyleri böyle güzel katlar katlar koyarsınız. Harika bir kullanımı var. Örgün de çok güzel, muntazam. Teşekkür ederim. Mesela bunu kaç numarayla ördün? 3,5 numara tığla ördüm. Nasıl bir ipim var? Böyle pamuklu. Pamuk makrame diye geçiyor ipimiz. Ben genellikle 100 gram 250 metre olan ipleri tercih ediyorum kullanırken. Bundan 6 adet, yani tamamen bitmese de 6. adeti de kullanıyorum. O bu şekilde. Çantada, evet, değil mi? Evet, bu çantada. Sapların deri. Deri. O da çok güzel olmuş. Onu da çok beğendim. Yani bu baharın, bu yazın çantası olabilecek kadar
güzel. Böyle birkaç tane model var. Evet. Yani benim tarzım birisi, yani yanınızda çok şey taşıyorsanız, özellikle yazın, yani evinizi taşıyorsanız çok iyi. Bebekler için çok iyi. Bol örgüsü, yünlü, işte içinde küçük bir şey. Mesela ver şunlardan birini de. Mesela şu sarılıyı ver. Mavili. Şunu. Mesela bu da iç şeysi olabilir. Bunları da yapmış. Bu da içinde küçük parça şeyleri koymak için olabilir. Kullanılabilir. Evet, kullanılabilir. Şunu artan yünlerden yapmış. Bunlar da çok güzel. Şimdi geçelim bu çantayı nasıl yaptın? Nasıl yaptığımızı. Onu öğrenelim. Şöyle bir tane takmak istiyorum. Bakın çok güzel duruyor çanta. Bayağı büyüklüğü iyi. Ne çok küçük, ne çok büyük. Kıvamı çok iyi olmuş. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Çalıştın mı derslerine? Çalıştım. Her şeyi hazırladın mı? Çalıştım. O zaman yavaş yavaş başlayalım. İki tane şunu da göstereyim. Bu da bir tane postacı yapmış şöyle. Postacı diyoruz değil mi bu çantalara? Evet, postacı. Bunu da çok beğendim. Bak Erkan şöyle bir, evet. Şöyle. Bu da çok güzel olmuş. Bu çantalar da çok kullanışlı. Yazın evet, yazın her evet. türlü kıyafette kullanılabilecek. Yani mesela bir seyahate gittiğinizde her şeyiniz bunun içinde. Bu da çok güzel. Şu siyah bir tane, bu size da çok güzel. Bakın bu da çok güzel, simsiyah. Şunları da ver göstereyim, ondan sonra bunu da beğendim, bu da güzel. Bir sayfayı ziyaret edersiniz, bakarsınız. Bunun da, cüzdanı da var da yani içinde. Öyle mi, cüzdanı mı var içinde? Evet, bakayım. Cüzdanı da var. Ha böyle. Aa, o da çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Gerçekten işçilik hani çok güzel, çok temiz. Şöyle de bir şey yapmışsın. Bu da güzel. Bu da çok şık olmuş. Bu da çok şık. Ellerine sağlık. Teşekkür Şimdi ederim. O zaman yavaştan başlayalım. Tamam. Yavaş yavaş. Hı-hı. Nasıl yapacaksak. Şimdi ben öncelikle buna tabandan başlıyorum. Evet. Yani şuradan başlıyorsun evet, değil mi? Taban Şurayı kısmından gösterelim. Başlıyorum. Şurasını yapıyorsun. Hı-hı. Hani patik yapar gibi mi yapıyorsun yoksa böyle dümdüz mü? Dümdüz. Yukarı doğru. Yani böyle böyle örmedin. Bakayım. Ha, evet. Dümdüz. Yok. Dümdüz örmüşsün. Kaç ilmek atıyorsun? Kaç numara tığ kullanıyorsun? Yavaş yavaş anlatayım. 3,5 numara tığ kullanıyorum. İsteyenler hani eli sıkı olanlar 4 numara da kullanabilirler. Evet. İsterlerse. Ben 3,5 numarayı tercih ettim. Toplamda 33 zincir çekiyorum. 33. zincirim başlarda dönmek için kullanıyorum. Normalde 32 ilmek olacak şekilde yani. Nasıl başlarda dönmek için mesela? Şimdi bu küçük bir parça yapacaksın değil mi? Tabii. Mesela? Aynı ölçüde mi başlayayım yoksa...